Kasetli tuvalet olduğu için orayı kestik. Oradan arka taraftaki sacını da keseceğiz. Tuvaletin kasetini dışarıdan çıkartıp boşaltmasını sağlayacak. Kablo bağlantıları. Altını sabitleyeceğiz şimdi. Banyonun tabanını sabitleyeceğiz şimdi. Şuradan da deliği var. Gider deliğini deleceğiz. Yanlarını silikonlayacağız. Şu üstünü aynı malzemeden kapatacağız. Bu havalandırmanın çerçevesini yapacağız. Bu şekilde sonlandıracağız. Yine o köşede lavabosu olacak. Sıcak soğuk su bağlantıları. Buzdolabımız. Üstte bir rafımız var. Meze. Burada akülerin olmuş olduğu bölüm. Bir oturma yeri olacak burada. 55 santim, 40 santim yüksekliği. Ve tam karşısında yine bir aynı şekilde 40 santim yüksekliğinde, 80 santim genişliğinde bir oturma masamız olacak. Karşılıklı oturacaklar. Ve buradan çıkan bir masamız var. Bu 80 santim açılabiliyor. Şöyle. Karşılıklı oturacaklar. Bu oturma yerinin yan tarafında da 120 santimlik bir tane mutfak dolapları var. Evye ile ocak. Yandan açılır bir mekanizması olacak. Tezgah uzatmak adına. Burada da 60 santimlik bir sinekliği olacak. İşlemlerimiz bitmedi. Hala devam ediyor. Tavan dekimizin çerçevesi. Bu yanlarına led olacak. Ortaya sineklik gelecek. Yanlarından görünmeyecek tabii o. Müşterimiz bu şekilde açıp kapatacak. Banyodaki lavabo dolabımız da bu şekilde. Henüz yerine montajını yapmadık ama ben yine de göstereyim dedim. Üstüne taş gelecek. Arkasına da boruları falan gizlenecek. Gider boruları vesaire. Bu şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Bu iş bu kadar. Resmen. Buradan da masaya geliyor. Buradan ayağı alacak tabi. Şöyle şu kadar 80 santim. Evet, 82-83 santim kadar geliyor.
burada bir ayağı olacak. Enişte ne yaptın? Dobloyu sattın mı? Abi bunlar hala Ar-Ge çalışması. Daha da güzelleşecek.